Hepinize merhaba sevgili arkadaşlar. Öncelikle Kripto Hocam YouTube kanalına hoş geldiniz. Artık nefeslerimizi tutacağımız son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde girmiş bulunmaktayız. Fed'in faiz kararını yakından takip edeceğiz. Beklenti %61 oranında 50 bas puanlık bir faiz indirimi beklentisi söz konusu arkadaşlar. Yeri kalan oranda da 25 bas puanlık bir faiz indirimi beklentisi mevcut. Tabii ki bizler şu an oldukça gergin bir moddayız. Çünkü 2,5 yıllık belki 3 yıllık emekleri ailelerimizin ilk meyvelerini bu karar sonrasında toplayabilme ihtimalimiz olduğunu düşünüyorum. Dün bir geri çekilme yaşanmıştı Bitcoin'de. Bunun sebebi 50 bas puanlık faiz indirim beklentisinin yüksek olmasından kaynaklı. Acaba bir resesyon paniğinden dolayı mı bu şekilde bir indirim gelecek? durumundan kaynaklı piyasalar bunu tabii ki manipüle etti. Piyasayı bir aşağı doğru vurdular. Sonrasında bugünden itibariyle Bitcoin seri bir toparlanma içerisine girdiğini belirtmek istiyorum şahsen. Tabii ki bizler bu canlı yayını gerçekleştiremeyeceğiz maalesef. Şu an elimde ot, e, bulunan imkanlardan dolayı. O yüzden videoyu beğenip yorum atıp kanala mutlaka abone olmasını unutmayın ki anlık olarak sizlere bilgilendireceğim. Bu kritik süreçlere sizlere yalnız kesinlikle bırakmayacağım arkadaşlar. Yüzlükü yüzü kuyruğuna geldik. Şimdi ilk etapta büyük resim resme bakalım. Şimdi büyük resimde güzel bir durum var. Şimdi ilk etapta 2011 yılından sonra yaşanan dip noktasından ATH'e kadar olan noktada 670 günlük bir zaman dilimi oluyor arkadaşlar. 2013 yılı sonrasında da yaptığı en düşük seviyeden ATH noktasına kadar 270 günlük bir zaman dilimi. 2017 yılında da benzer şekilde dip noktasından ATH'e kadar olan sürede 670 gün sürmüş. Şu an günümüzde de biz 670 günü ne yaptık? Tamamladık arkadaşlar. 670 gün ATH noktasına kadar bir şekilde. Bitcoin geldi. Bundan sonraki serüvende de bir e, önceki boğalardaki gibi kırılımların yaşanması durumunda benzer bir tabloyu görebiliriz. Evet şu an kimse inanmıyor. Herkes ümidini kaybetmiş durumda. Bu 670 gün boyunca Bitcoin yükselmesine rağmen footçular kral oldu. Niye? Altcoinler iyi bir performans gösteremedi. E, çeşitli footlar, çeşitli manipülasyonlar e, birçok ürünü işak iyi noktalara getirdiler. E, bundan kaynaklı footçular kral oldu. Ama bunların da piyasadan silindiği veya bunların daha çok böyle boğa olmak zorunda kalacağı bir döneme doğru gireceğimizi şahsen düşünüyorum. Bir diğer açılardan baktığımızda bakın döngüsel anlamda en dip noktadan en zirve noktasına baktığımızda 2017 en dibinden en zirvesine baktığımızda 1066 günlük bir serüven Yaşanmış 2018 yılından sonraki sürede en dip noktasından en tepe noktasını birinci tepedir ikinci tepeye baz alıyoruz 1066 günlük bir e, e, durum söz konusu olmuş arkadaşlar gün geçmiş 1066 günde tamamlanmış şimdi günümüzde de en dibinden en tepesine 1066 günlük bir e, zaman çizelgesinde bir önceki boğalarda olmuş olduğu gibi olursa 2025 yılında tepe bölgesi yaşanmış olacak 2025 yılında Gelmiş olacak bir aksilik olmazsa. Tabi burada herkes net bir şekilde tepeye bulmak mümkün değil, imkansız yakın çok zor belki de imkansız. Buna göre 160 bin 200 bin arası olabilir, kesin olmamakla beraber. Sadece geçmiş istatistikler verilere baktığımızda, teknik anlamda baktığımızda bunu görebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi Bitcoin'e geçelim. Şimdi Bitcoin çok güzel bir retest gerçekleştirdi. Bitcoin 57, desteğini ben size sıklıkla söylüyordum arkadaşlar. Oraya kadar bir geri çekilme durumu oldu. O noktadan güzel bir tepki. İkisini aldı retestini yapmış durumda özellikle ve özellikle bakın 57.547'nin üzerine kalması durumunda 60.300 bandını şahsen test etme ihtimalimiz olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. 4 saatlikte de 200 günlük hareketli ortalamaya yaklaştık. 59 58 bin 900 seviyelerin kırması durumunda 200 günlük hareketli ortalamanın da üzerine atmış olacak. Bitcoin tarafı 4 saatlikte de şu an henüz bir al sinyali yok ama giderek histogram mumlarının küçüldüğünü görmekteyiz. Şimdi günlük anlamda da şu an için hani maddede histogram mumları küçülmüştür. Evet ama buradan sekebilir. Yani 4 saatlik ala gelirse burada da günlükteki bu görüntü histogram mumu tekrardan yeşil bir mum al alacağımızı şahsen düşünüyorum. haftalık anlamda da çok güzel duruyoruz aslında. Bakın haftalıkta da tek koşulumuz 57.547. 57.547'nin altında bir kapanış yapmadığımız her saniye pozitif. Çünkü bir önceki haftalık yeşil mumun düzeltmesini yaptı hafif bir şekilde sonrasında tekrardan kafasını kaldırdı. Özellikle 60.000 ve üzerinde bir kapanış yapması durumunda arkadaşlar iyi bir noktaya geleceğimizi şahsen kademeli bir şekilde geleceğimizi düşünüyorum. Şimdi burada şöyle olasılıklar var. Mesela diyelim ki faiz indirimi geldi. 50 bas puan geldi. Bir anda Herkes longa banırsa bir anda yukarı vurup Sonrasında aşağı doğru Sonrasında aşağı doğru ne yapabilir Arkadaşlar e, vurabilir Sonrasında bir aşağı doğru bir geri çekilme durumu Söz konusu e, olabilir Yani buna çok ama çok dikkat etmemiz e, Bizim şahsen e, gerekiyor diyebilirim Yani buna ciddi anlamda Dikkat etmemiz gerekiyor yani bu tarz manipülasyon Olabilir yani iyi 50 bas puan geldi Kesin yükseleceğiz 50 bas puan geldi işte bir anda longa banalım, Tüm paramıza girelim. Faiz kararına göre işleme girelim. Çıkalım. Bunlar çok riskli. Bir ters köşe. Mutlaka aşağı veya yukarıya doğru yapma ihtimalleri var. Özellikle iyi gelirse bir aşağı doğru vurup piyasaları böyle bir silkeleyip bir alım fırsatı yaratıp ondan sonra yukarı götürebilirler. Yani bu ihtimalleri kesinlikle ama kesinlikle unutmayın derim arkadaşlar. Bitcoin dominansına geçtiğim zaman Bitcoin dominansında da bir sert bir yükseliş durumu söz konusu. Bitcoin dominansı yükseliyor. Psikolojik anlamda 60 seviyelerini şahsen gösterecekler düşünüyorum. 60'ı çok rahatlıkla kıracağının oradan emin değilim. Oralarda biraz gevşemesi en azından biraz tıkanması lazım. Çünkü psikolojik bir direnç noktası olacak teknik anlamda ve psikolojik anlamda. 60 seviyesi önemli bir psikolojik direnç bölgesi olmuş o olacak arkadaşlar. Haftalıkta da bunu görebiliyoruz BTC dominansında. Şimdi UCT dominansına geçelim. UCT dominansında da kötü bir görüntü durumu söz konusu. O konu hakkında da ben güzel bir analiz paylaşmak istiyorum grafik hakkında da. Şimdi bir kere haftalıkta kötü bir görüntü var. Bakın bir önceki hafta kırmızı bir bar almıştı ne yaptı onun tepkisini verdi e oralardan bir geri çekilme yaşadı. 5.92 seviyesinde şu an. Yani burada da e, haftalıkta işler iyi durmuyor. Haftalık bankte de benzer bir şekilde. Günlükte de, de 6 seviyesinden renkte altı 6 seviyesinin üzerine bir kapanış e, gerçekleştiremedi. O noktadan aşağı doğru bir geri çekilme ihtimali USDT dominansında da ben şahsen söz konusu olacağını e, düşünüyorum. Yani kısa zaman dilimlerinde ve orta zaman, orta, orta zaman dilimlerinde iyi bir görüntü USDT dominansında yok arkadaşlar. Ek olarak Bybit borsasında henüz bir hesabınızı açma yorumladıysanız hesabınız yoksa verdiğim yorumlar kısmına sabitlemiş oldum. Referans linkinden üye olarak arkadaşlar airdrop e fırsatı yakalayabiliyorsunuz. Bakın 15 dolar, 100 dolar, 800 dolar, 5000 dolar gibi hacimler yani hacim çevirerek bu ödülleri kazanabiliyorsunuz. Güzel etkinlikler de oluyor Bybit borsasında. Tek yapmanız gereken e-posta, şifre, cep telefon numaranız üye olabilirsiniz. Bu şekilde üye olup ödüllerin tadını çıkarabilirsiniz. Eğer istiyorsanız tabii ki buradaki bonus ödüllerini vesaire bunlarla da e, vadeli işlem yapabiliyorsunuz. Karınızı çekebiliyorsunuz. Bunu da sizlere hatırlatmak paylaşmak istedim. Video izlediğiniz teşekkür ederim. Analiz teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda bir sonraki analizimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın.